Bu videoda size alkil halojenürlerden alkinleri hazırlamanın iki farklı yolunu göstermek istiyorum. Evet, burada bir alkil halojenür var. Bu da bir dihalojenür. Gördüğünüz gibi bir karbona iki tane halojen bağlı. Aynı zamanda buna geminal ya da ikiz dihalojenür de diyebiliriz. Burada geminal dihalojenür kuvvetli bir baz olan sodyum amitle tepkimeye girecek. Oluşan bu tepkime aslında E2 eliminasyon ayrılma tepkimesi. Buraya da yazalım. E2 eliminasyon yani ayrılma tepkimesi. Ve bu tepkime aslında iki kere meydana gelecek. Sonuç olarak da bir alkin elde edeceğiz. O zaman şimdi geminal halojenürün iki basamaklı ayrılma tepkimesinin mekanizmasına bir göz atalım. İşte buradaki dihalojenürden başlayalım. Bu sefer ortaklanmamış bütün elektron çiftlerini bu halojenin üzerine koyacağız. Evet, aynı bu şekilde. Bunu da çizelim. Ayrıca burada da iki tane hidrojenimiz var. Tamam, şimdi oldu. Sodyum amidin, amid anyonlarının kaynağını biliyoruz. Daha önceki videolarda da gördüğümüz gibi kuvvetli baz olarak görev alıyor. Yani azotun üzerindeki ortaklanmamış bir elektron çifti bu protonu alabilir. Öyleyse bu gördüğünüz elektronlar da ikili bağ oluşturmak için bu tarafa doğru gönderilecek. Aynı zamanda buradaki elektronlar bu halojenin üzerine doğru itilecek. Yani kısaca E2 ayrılma eliminasyon tepkimesinin mekanizması gibi olacak. Daha detaylı bilgi isterseniz E2 ayrılma tepkimeleri ile ilgili olan önceki videoları bir kez daha izleyebilirsiniz. Ürünlerimizden birinin amonyak olacağını hemen söyleyebiliriz. İkinci ürün ise iki karbonun arasında çift bağ olan bir bileşik olacak. Tabii ki bu tarafta hala bir halojenimiz olacak. Hatta buradaki sağdaki karbonda da bir tane hidrojen olacak. Bu da demek oluyor ki henüz bir alkin elde edemedik. Yaptığımız tek bir E2 ayrılma tepkimesiydi. Bir tane daha yapmamız gerekiyor. O zaman negatif yüklü bir tane daha amit anyonunun olduğunu varsayalım. Aynı zamanda baz gibi davranacak ve bu sefer bu protonu alacak. Evet, buradaki elektronlar da buraya gelerek üçlü bağ oluşturacak. Buradaki elektronlar da aynı bu şekilde halojenin üzerine gelecek. Böylece sonuç olarak da alkini elde edeceğiz. Demek ki bu yöntemi kullanabilmek için bazdan çok çok fazla olması gerekiyor. Şimdi yaptığımıza çok benzer iki basamaklı bir E2 ayrılma tepkimesine daha bakalım. Bu sefer halojenler aynı karbon üzerinde değil. O zaman bir de bu formdaki bileşikler için tepkimeyi yazalım. Buradaki iki karbonumuz, burada da iki halojenimiz var. Ve de hidrojenler burada ve burada olacak. Biraz önce de söylediğim gibi bu sefer halojenler komşu karbonlara bağlı. Bu bileşiğe visinal alkalil dihalojenir diyoruz. Onu da buraya yazalım. Evet bu gördüğünüz visinal. Ama bir önceki geminaldi. Visinal akildi dihalojenere de sodyum amit gibi kuvvetli bir baz eklerseniz ve çözücü olarak da amonyak kullanırsanız biraz önce gördüklerimize benzer tepkimeler elde edersiniz. Diğer bir deyişle yine bir alkin elde edersiniz. Evet bir alkin elde edersiniz. Ve yine iki basamaklı bir eliminasyon yani ayrılma tepkimesi olacak. Öyleyse bu tepkimenin de mekanizmasına bir göz atalım. Visinal alkil dihalojenirden başlayalım. Buraya halojenleri ekleyelim. Aynı şekilde ortaklanmamış elektron çiftlerini de koyalım. Buraya da hidrojenleri ekleyelim. Elimizde amit anyonumuz var ve tabii ki kuvvetli bir baz gibi davranıyor. Buradaki evet tam buradaki protonu alıyor. Buradaki elektronlar çift bağ oluşturmak için karbonların arasına gelirken bu elektronlar da halojene doğru itiliyor. Pekala. Bu ayrılma tepkimesinin ilk basamağıydı. Buraya da E2 yazalım ki bize tepkimenin ikinci bir basamağı olduğunu hatırlatsın. Artık tepkimenin ürünlerini de çizebiliriz. Burada diğer karbona çift bağla bağlı bir karbon var. Buraya hidrojen ekleyelim. Evet, üst tarafa da bir halojen var. Alkin elde edebilmek için bir tane daha tepkimeye ihtiyacımız var. Demek ki bir tane daha E2 ayrılma tepkimesi gerekiyor. Yine yeni bir sodyum amit, daha doğrusu amit anyonunun gelmesi gerekiyor. Ortaklanmamış elektronları da bu şekilde ekleyebiliriz. Yine baz gibi davranacak. Ortaklanmamış elektron çiftleri bu protonu alacak bu elektronlar da üçlü bağ oluşturmak için buraya gelecek. Aynı zamanda da halojen bu bileşikten ayrılacak. Böylece de alkini elde etmiş olacağız. Dolayısıyla visinal ve geminal alkil dihalojenürlerden iki basamaklı E2 eliminasyon tepkimesiyle alkin elde edebiliyoruz. Şimdi bunu bir sentezde nasıl kullanabileceğimize bakalım. Mesela bir alkenden bir alkin elde etmeye çalışalım. Evet. İlk olarak ne yapıyoruz? Bir arkenle başlıyoruz. Bu arkadaşa bir de benzen halkası da ekleyelim diyorum. Evet, bu şekilde bir benzen halkası da eklemiş olduk. Bağları da bu şekilde gösterelim. Buraya bir tane ikili bağ, sonrasına da bir tane daha benzen halkası eklemek istiyorum. Bu çizdiğimiz şey 1-2-difenil etilen ya da 1-2-difenil eten. Şimdi bu bileşiğin bromla tepkimeye girmesini istiyorum. Burada da çözücü olarak karbon tetraklorür gibi bir şey kullanabilirsiniz. Sonuç olarak bir alkenin bir halojenle tepkimeye girmesini gösteriyoruz. Böyle bir tepkimeyi daha önce gördüğümüzü hatırlamış olabilirsiniz. Evet, alkenlerin tepkimeleri adlı videoda bunu daha önce işlemiştik. Artık ikili bağa iki tane brom ekleyebiliriz ve de bu tepkimenin ürünlerini düşünebiliriz. Tahmin edeceğiniz gibi benzen halkaları ikili bağ kadar reaktif değil. Öyleyse buraya ikinci benzen halkasını da ekleyebilirim. Ayrıca ikili bağın iki tarafına da bir brom eklememiz gerektiğini biliyoruz. Hatta bu karbonların her birine bir tane de hidrojen eklememiz gerekiyor. Zaten bu hidrojenler hep oradaydı. Sol taraftaki bileşiğe bakarsanız görebilirsiniz. Burada da elde ettiğimiz bileşik de 1,2 dibromo 1,2 difenil etan. Bir visinal alkil dihalojenür. Eğer bu visinal alkil dihalojenüre kuvvetli bir baz eklersek bu alkenden yine bir alkin elde edebiliriz. Yani amonyak içinde fazla fazla sodyum amit eklediğimizi düşünürsek 2 basamakta bir E2 eliminasyon tepkimesine yol açacağımızı artık biliyor olmalısınız. Hatırlayalım. Buradaki halojenleri kaybederek bir tane üçlü bağ oluşturuyorduk. Evet, oluşturduğumuz şey üçlü bağ. Üçlü bağ oluşturan karbonlar işte buradakiler. Tepkimenin olduğunu düşünürsek sonuçta bir alkin elde edeceğiz. Alkinin iki ucunda da fenil grupları olacak. O zaman benzen halkalarını da aynı bu şekilde çizebiliriz. Elektronları nasıl çizdiğimizin aslında çok büyük bir önemi yok. O yüzden onları da bu şekilde ekleyebiliriz. Elde edeceğimiz ürün işte bu. Elektronları da koyarsak elde ettiğimiz bileşik difenil asetilen olacak. Demek oluyor ki alkenlerden de, dihalojenürlerden de alkin elde edebiliyoruz. Hatta bunlar alkin elde etmenin yollarından sadece birkaçı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.